Bakanlar Meclisi'nde kabul edildi. Bu konuda bir girişiminiz olacak mı efendim? Bununla ilgili girişimim daha önce oldu biliyorsunuz. Dün de aslında açıkladım. Bu kararın Türk milleti nezdinde hiçbir itibarı yoktur. Ama üzücü olan şey şudur. Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir ülkenin kongresinde siyasetçiler nasıl oy kullanıyor? Bulundukları bölgedeki diasporanın 3-5 oyunu almak için müttefikleri bir ülke aleyhinde oy kullanacak kadar vizyon sahibi olmayan bir siyasetçilerle karşı karşıyayız. Tabii Türkiye aleyhinde oy kullananlara sorsanız bahsi geçen olayla ilgili 3 dakika konuşamazlar size. Nerede oldu, nasıl oldu, ne yapıldı. Ama sadece oldu mu? Bunu sadece dediğim gibi bir 3-5 oy için yapıyorlar. Ama bu şöyle bir kaygı verici. Dünyaya yön verme iddiasında olan bir ülkenin siyasetçileri eğer böyle davranıyorsa bütün dünya olaylarının içerisinden bu ülke nasıl çıkar? Tabii ona bakmak gerekir. Şu bir gerçek ki Türkiye tehditle, baskıyla hiçbir zaman inanmadığı bir şeyi kabul etmez. O bakımdan bu karar aslında Türkiye'nin bölgedeki barışçı çabalarına, istikrar için uğraştıklarına ve Kafkaslar'da büyük bir işbirliği alanı çıksın, sorunlar çözülsün diye uğraşlarını takdir etmeme ve aslında buna bir balta vurmadan başka bir şey değildir. Peki bizim politikalarımızı ne yönde etkiler bundan sonrası? Onlar görürsünüz hepsini. Peki. Efendim PKK'ya yönelik Avrupa'da operasyonlar da düzenlendi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Terörle mücadele aslında bütün ülkelerin sorumluluğu altındadır. Terörle mücadelede uluslararası işbirliği, dayanışma daima önemlidir. Avrupa'daki demokrasi ve özgürlük havasını her zaman terör örgütleri istismar etmiştir. Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun listesinde terör örgütü olarak geçen bir örgüte karşı nihayet Avrupa Birliği'nin harekete geçmesini tabii ki takdirle karşılıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, saygıdeğer hanımefendi. Bu üniversite Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi, ilklerinden birisi. Bu üniversitenin 127. yılının kutlanıyor olması da zaten bunu açıkça gösteriyor. Bundan dolayı başta sayın rektör olmak üzere bütün öğretim üyelerini ve öğrencileri tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Yine hep beraber biliyoruz, sanat tarihçisi, arkeolog, müzeci, ressam Osman Hamdi Bey'in ilk defa ön ayak olmasıyla kurulan bu üniversite, Cumhuriyet dönemimizde uzun yıllar Güzel Sanatlar Akademisi olarak çok büyük bir üne kavuştu ve bütün sanata ilgi duyan bütün Türk gençliğinin gerçekten hep hayalinde oldu bu üniversite. Biraz önce salona girerken beni Sayın Rektör Bey, Bakan Bey ve Belediye Başkanımız karşıladığında Belediye Başkanımız ben de bu üniversitenin mezunuyum dedi. Ben de o zaman dedim benim de bir anısı var. Ben de üniversite imtihanına burada girmiştim. İlk defa dedim. Ama sonra İktisat Fakültesi'nde okudum. O zaman bu güzel salonda imtihana girmiştim ve gerçekten o zaman genç bir öğrenci olarak çok etkilemişti. Tabii bu üniversite Türk sanat hayatına çok büyük katkıları oldu. Güzel Sanatlar Akademisi yani çok gerçekten ayrı bir yeri olan, herkeste ayrı bir niteliği olan bir okuldu. Şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak 2004'ten itibaren bildiğim kadarıyla yine bu ününü tabii ki devam ettiriyor. Bu üniversite
gerçekten Türk sanat ve kültür hayatına yön veren, şekil veren, onun çok daha ileriye taşınmasında en büyük kaynağı teşkil eden bir üniversite. Hem bir bilim yuvası, hem bir sanat ve kültür merkezi. Bununla tabii daima gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Biraz önce de gördük, Türkiye'nin en seçkin yazarları, şairleri, ressamları bu üniversiteden geçtiler. Bundan sonra da eminim ki aynı derecede çok güçlü, Türkiye'nin gücünü, sesini, kültür derinliğini, sanat derinliğini sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya tanıtan çok değerli sanatçılar ve kültür adamları bu üniversiteden hep çıkacaklardır. Bu üniversite akademi ödülleriyle de ayrı bir tabii hizmet yapıyor. Bunun da tarihini hep beraber izledik. Gerçekten çok güzel bir karar alınmış. Eminim ki bu da yine Türk kültür hayatına çok büyük etkileri olacaktır. Daha önceki ödüllerinizi hep beraber biliyoruz ama şimdi de biraz önce Senato'nun kararını okudunuz. Orada da gördük. Tebrik etmek istiyorum. Bu üç kurumun da faaliyetlerini detaylı bir şekilde hepimiz bir kez daha yaşadık adeta. Hepimiz biliyorduk bu kurumların ne kadar değerli olduğunu ama açıkçası bu kadar geniş bir alanda ve topluma özellikle bu kadar ulaştıklarını muhakkak işin içinde olanlar şüphesiz ki çok iyi biliyordu ama Türkiye'nin çok büyük bir kısmının bunu bu kadar bilmediği kanaatindeyim. O bakımdan büyük bir gurur duydum hepsinin faaliyetlerini tekrar dinlerken. Başta tabii Pera Müzesi adına Sayın İnan Kıraca ve İş Bankası adına Sayın Caner Çimenbiçer'e ve TÜYAP adına Sayın Bülent Ünal'a bu ödüllerin verilmesinden dolayı tekrar heyetinizi tebrik ediyorum gerçekten. Biz de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı olarak her sene kültür ve sanat faaliyetlerine desteğimizi hep gösterme açısından çeşitli ödüller hep veriyoruz. Ve bunların bütün sanat camiası, kültür camiası tarafından çok büyük bir takdir edildiğini biliyorum. Ve sizin bu ödüllerinizin de çok büyük bir takdir kazanacağından hiçbirimizin şüphesi yoktur. Hepimizin bildiği bir söz vardır. Marifet tabii ki iltifata biraz tabidir ama yapılan güzel şeylerin bilinmesi, tanınması, takdir edilmesi çok ayrı bir gerçekten değer ifade etmektedir. Ayrı bir tatmindir doğrusu. Hiçbir şeyle ölçülemeyen bir tatmindir. Yapılan şeylerin hele hele bu işin erbapları tarafından takdir edilmesi. Sanat ve kültürün erbapları da burasıdır işte. Sizlersiniz. O bakımdan sizlerin tabii ki takdiri her şeyin üzerindedir. Pera Müzesi Sayın Suna ve İnan Kıraç Vakfı olarak İnan Bey'in ve değerli eşlerinin çok büyük tabii gayretleriyle, ısrarlı çabalarıyla ortaya çıkmış büyük bir sanat yuvasıdır adeta. Şu da sevindiricidir ki özel müzeciliğin son yıllarda Türkiye'de gelişiyor olması ve buna güzel örneklerin eklenmesi hepimizi ayrıca gururlandırmaktadır. Türk kültür ve sanat hayatının ne kadar zenginleştiğini göstermektedir. Uzun yıllar hep devlet eliyle yapılmıştır. Sayın Bakan'ın gayretleri, hükümetin gayretleri hep beraber biliyoruz bunları. Devlet eliyle, kamu eliyle yapılanlar tabii ki çok değerlidir. Ama özel sektörün ve kişilerin özel vakıflar kurarak bu sahada hizmet vermeleri her türlü takdirin üstündedir gerçekten. Bundan dolayı sizlere gerçekten çok tebrik ediyorum ve Türk milleti muhakkak ki hep minnettar olacaktır sizlere. Türkiye İş Bankası sadece Türk ekonomisindeki yeriyle bilinmez. Ekonomideki kalkısı Türkiye'nin milli ekonomisinin bu günkü noktaya gelmesinde şüphesiz ki Türkiye İş Bankası'nın çok büyük bir yeri vardır.
Türkiye İş Bankası'nın ta kuruluşu, Büyük Atatürk'ün sermayelerini kurarak, koyarak büyük hedefler göstermesi tabii çok anlamlıdır. Ama Türkiye İş Bankası'nın sadece para, ekonomi değil, onun dışında sanat ve kültür faaliyetlerine çok eski yıllardan onun farkına vararak, onun önemini kavrayarak buna kaynak ayırması da gerçekten burada çok büyük bir olaydır. Bundan dolayı da kendilerini hep tebrik ediyorum. Ve ayrıca İş Bankası'nın resim heykel müzesi kurması da tabii ayrıca övgüyle karşılanacak bir teşebbüstür. Bundan dolayı İş Bankası'nın yönetim başkanını gerçekten tebrik ediyorum. Muhakkak ki arkadaşlar da kendilerine destek vermeselerdi bu mümkün olmayacaktır. TÜYAP ayrı bir aslında efsanedir. 80'li yılların başından bu yana. 80'li 90'lı yıllarda o zaman sade bir kişi olarak ben de TÜYAP'ın kitap fuarlarını gezmişimdir ve oralarda çok iyi tabii hatıralarım vardır. Kitabı bu kadar topluma yayma, kitabı bu kadar sevdirme, yazarla okuyucuyu birleştirme, bunlar ve bunun sürekli olması çok önemli. Arada bir değil ama sürekli olması. Ta 1982 yılından beri bunun sürekli bir şekilde gerçekleşiyor olması gerçekten olağanüstü bir olaydır. 1991 yılından itibaren de sanat fuarının yine kesintisiz bir şekilde devam ediyor olması. Bunlar Türk kültür hayatına, sadece kültür hayatına değil, eğitim hayatına çok geniş anlamda çok büyük katkısı olan faaliyetlerdir. Biraz önce de anlatıldığı gibi sadece İstanbul'da değil, Anadolu'ya da yayılması, yine bu havanın sadece İstanbul'da, Türkiye'nin büyük şehirlerine değil, Anadolu'da da yaşanıyor olmasını göstermektedir. Bu da eminim ki bütün milletimiz tarafından çok büyük takdir görmektedir. Geçen sene Sebit Fuarı açılışını yapmıştım ve orada da o büyük ilgiyi, kalabalığı bir kez daha görmüştüm. Büyük organizasyon gücü herkesin gerçekten çok takdirini kazanmaktadır. Bundan dolayı sizi de çok tebrik ediyorum. Ama bir kez daha bütün bu faaliyetlerden dolayı, bu faaliyetlere en iyi şekilde yön vermesinden dolayı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Türk kültür hayatının zenginliğini hep beraber yaşayarak görüyoruz. Artık sadece Türkiye içerisinde başarılar değil, Türkiye'nin sanat ve kültür insanları birçok dalda, sinemadan resime kadar, plastik sanatlara kadar birçok dalda Türkiye dışında da çok büyük ödüller kazanmakta, çok büyük takdirler kazanmakta ve buna herkes şahit olmaktadır. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Türk sanatının değeri ve kıymeti dünyanın her tarafında çok daha fazla ilgi görecektir. Birçok yerde sergiler açılmaktadır, fuarlar açılmaktadır. Dünyanın büyük başkentlerinde çok büyük ilgiyle takip edilmektedir. Bütün bunlar Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda sanat ve kültür alanında büyük bir ilgi olacağını da göstermektedir. Ben bir kez daha ödül alanları tebrik ediyorum. Ödül verenlere takdirlerimi sunuyorum ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne de başarılar diliyorum. Sağ olun. Başkanlığında da çok güzel bir eseri vardır. Orada büyük bir duvarımızda o asılıdır.